Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde Beretta A400 Ultralight yarı otomatik av silahının kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Yeni silahım, sezon bitti ve sezon bittikten sonra yeni bir silah aldım önümüzdeki sezon kullanmak amaçlı. İnternet üzerinden aldım silahı çünkü bu silah arkadaşlar özel bir silah, biliyorsunuz her yerde yok. Bunu satan av bayileri çok sınırlı Türkiye'de. O yüzden kargo ile geldi. Silahı internet üzerinden güvenilir bir av bayisinden satın aldım, herkesin bildiği. Bu şekilde bir paket üzerinde geldi. Mahsus paketi de şimdi burada ilk defa açıyorum. Açmadım öncesinde arkadaşlar. Hep birlikte bakalım nasıl ambalajlanmış. Kargo ile ürün nasıl geliyor. Sizlerin de bilgi sahibi olması açısından bu şekilde hiç dokunmadan pakete çekimimi yapıyorum. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kutumuzu açalım. İnşallah içinden kırık dökük bir şey çıkmaz. Parçalarımız sağlamdır. Şu üstünde görmüş olduğunuz sevk irsaliyesi arkadaşlar. Bu ateşli silahlarda üzerinde sevk irsaliyesi olmak zorunda, faturası var. Şunu bir çıkaralım önce. Bunu zarar vermeden. Çünkü bunu yarın emniyete getireceğim arkadaşlar. Yeni silah aldığım için yeni tip ruhsat çıkartıyorum. Çıkartmak zorundayız. Ve yeni tip ruhsatıma bu silah da diğer silahlarımla birlikte işlenecek. İnşallah yarın emniyet müdürlüğünde. O yüzden bu sevk irsaliyesi ve fatura emniyet müdürlüğüne gidecek. Evet, şu şekilde yivsiz tüfek nakit belgesi çıkıyor içerisinden. Bunun aslı da kutunun içerisinde. Aslıyla emniyete gidilecek. Evet, bunları şöyle şeyimize koyalım. Evet, şimdi silahımızı açmaya başlayalım. Nasıl bir sarım yapmışlar hep birlikte görelim. Evet, şöyle bir paket çıktı. İçinden tüfek kılıfı hediye olarak göndermişler. Bunu da açıyoruz hemen. Bayağı ambalajlamışlar tüfek kılıfını bile. Kılıf nasıl sence? Kılıf olarak. Bu çok güzel bir kılıf. Kaliteli bir kılıf gerçekten. Yani şöyle hediye olduğu için arkadaşlar göstermekte sakınca yok. Güzel bir sapı var. Plastik bir şey, bir sap. Bez değil. Sağlam tutacaklı bir sap. Burada işte temizlik takımlarını vesairesini koymak için gözü var. Kılıfın şöyle göstereyim. Evet. Burada ruhsatı vesaire koymak için daha küçük bir alanı var. Kumaşı gayet kaliteli, su geçirmez bir kumaşa benziyor. Kılıfımızı da şöyle açalım. Evet, bakın. İşte pırıl pırıl. Tüfeğimizin boyuna göre zannedersem. Tüfeğimiz 61 namlu arkadaşlar. 61 namlu özel olarak istedim. Evet. Bunu da böyle koyalım. Şimdi kutu orijinal İtalyan. Şöyle size göstereyim. İtalyanca yazıyor zannedersem. Evet. Evet. Burada da tüfeğin modeli. Bakın arkadaşlar. Tüfek 2 kilo 700 gram. 732 gram. Bu ağırlığı 12 kalibre. Seri numarası vesaire. İtalyan malı. Orijinal İtalya yapımı. Gördüğünüz gibi tüfeğin kutusunda da bu şekilde. Şimdi kutumuzu şuradaki bantlarından açalım. Değişik bir kutu. Şuradan çekiyoruz herhalde. Şuradan çekme kolu geldi buraya çünkü. Gördüğünüz gibi. Şöyle de. Onu direkt çıkarsın. Evet. Evet, böyle bir plastik kutusu var. Şurada görmüş olduğunuz Beretta'nın ampulü. Evet. Kutunun arkasında da aynı şekilde. Silah bu şekilde. Çok rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Evet. Şimdi kutuyu açacağız. Şurada kutunun kilitleri var. Şunu açma. Yok. Pull diyor. Pull diyor. Onu açmadığın için evet. Açmadım. Evet. Hep birlikte önce sizler görün. Evet. Gördüğümüz gibi
Bu tarafında ne var? Şu tarafında ben edersem bu takozu, şarjör takozu arkadaşlar. Bu 1+1'e düşürmek için silahı. Avrupa'da, dünyada bazı ülkelerde 2+1 değil, 1+1 yasal avlanma sınırı tüfeğin. O yüzden burada dünyaya satıldığı için bu silah 1+1'ini de yanında gönderiyorlar. Ha, biz Türkiye'de ne yapabiliriz? Orijinalini kaybedersek bunu az bir tıp, bir fişek boyu kesip yine 2+1 olarak kullanabiliriz bu takozu. Burada yine bir tane ben edersem askı kayışı. Tüfeğin ahşap rengine uyumlu göndermişler. Çok güzel. Evet, tamamen tüfeğin ahşap rengine uyumlu. Güzel bir askı kayışı. Evet. Askı kayışımızı da koyalım. Burada namluya takmak için zannedersem bu. Ben böyle şeyleri sevmiyorum pek. Namluya takıyor kim arkadaşlar? Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Belki namluyu bir yere dayarken. Ama biraz artistlik gibi. Yani evet. Beretta amblemli, Beretta markalı. Gerek yok arkadaşlar. Zaten tüfeğin her yerinde Beretta yazıyor. Evet, silme temizleme yağı. Yani ilk defa görüyorum bunu. Nasıl bir yağ? Kaliteli bir yağ mı? Bilemiyorum. Bakacağım, araştıracağım. Yorumlarına bakacağım internetten. Evet. Bunun dışında ne çıkacak bakalım karşımıza? Evet, orijinal bir Beretta mı bu? İtalyan malı, evet. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir harbi. Parçalı ahşap harbi arkadaşlar. Monte ediliyor silahımıza göre. Evet, şöyle hızlı bir şekilde takalım hemen. Şunu da hızlı bir şekilde yanlış yaptık. Bu sonu. Evet. Bunu buraya takıyoruz. Evet. Bunu da buraya takıyoruz. Evet, orijinal yapmışlar yani harbisini bile. Gördüğünüz gibi güzel bir harbi aparatı koymuşlar. İçerisinde aynı bizim yerli malları gibi yumuşak ip namlu temizliği için metal. Ben bu metali kullanmıyorum arkadaşlar. Namlunun içinde çok balık kalıntıları vesaire kalırsa bu telle fırçalamak için. Normal silahımda da kullanmıyorum. İcap ederse kullanırız ama kullanmayacağız diye düşünüyorum. Evet. Burada askı kayış aparatları, silah dipçik açı ayar pulu zannedersem şurada. Bakacağız silahımız omzumuza oturuyor mu biraz sonra. Şurada mobil şok anahtarı olması lazım. Farklı. Yani normal bizim tüfeklerden, yerli tüfeklerden farklı bir mobil şok anahtarı gördüğünüz gibi. Bakacağız buna da. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Şurada namlumuz. Hafif yağlı olabilir bu. Yok ya falan güzel. Değişik hem gazlı hem kinetik sistem, çift sistem diye geçiyor bu Beretta'nın A400'ün mekanizması. Blink sistem dedikleri zannedersem. Ben de tam olarak bilmiyorum. Güzel karbon fiber şerit koymuşlar. Silahı daha hafif olması için. Ultralight modeli zaten adından da belli. Beretta'nın A400 Ultralight yani süper hafif anlamında. Şimdi bu sezon bayağı sıkça bir köpeğim Leo'yu da eğitmek amaçlı ama çok çıktım. Gerçekten hafif bir silah arıyordum. Arkadaşlar bu ultralight modelini seçmemdeki amaç, özellikle bu tüfeği seçmemdeki amaç, sınıfın en hafif tüfeği. 2 kilo 700 gram arkadaşlar. Silah taşıdıkça, avda bir de arazi şartları engebeli ve zor oldukça silah gerçekten büyük bir yük oluyor. An oluyor. Gerçekten çulluk kalkıyor veya herhangi bir av kuşu kalkıyor. Silaha inanın doğrultup da nişan alacak enerjiniz kalmıyor bazen. Ve bu sezon gerçekten hani bu avın sonlarına doğru ben bunu hissetmeye başladım. Birkaç atışımı hatta omuzlamadan koltuk altından beri atış yapabildim. Çulluk kaçmasın diye. Ve çulluğu kaçırdık tabii ki koltuk altında atış yaptığımız için bir iki atışımızı. Fakat hafif bir silahla çıktığınız zaman sizi yormayacak arkadaşlar. Ve o av performansınızı düşürmeyecek. Evet.
Gayet güzel bir namlu. Üzerinde kırmızı renk fiber var. Arpacık. Şimdi biraz sonra montajını yaptığımız zaman nasıl duruyor ona da bakacağız. Evet. Burada bunu da çıkaralım arkadaşlar. Şöyle yere kırayalım. Evet. El kundağı, ahşap ceviz, dipçik ahşap ceviz, arka yumuşak plastik fakat böyle kaba değil arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi diğer modellerinde olduğu gibi. Yani direktman omuzlamak için takılmayacak bir yere rahat kayacak. Elbiseden rahat kayacak. Hemen omuzlanacak. Ve çok güzel oturacak gibi geliyor bana bu silah. Şurada gördüğünüz gibi çulluk desenlerimiz var. Bu ultralight modelinde. Şöyle de göstereyim. Bu tarafında da aynı şekilde lazerle işlenmiş çift taraflı. Yağlı olduğu için silah biraz arkadaşlar şu anda çok parlamıyor olabilir. Evet. Şurasında bir kavis var dipçiğimizin. Bu yeni yerli silahlarda da var. Aynı kavis. Çok güzel. Alüminyum kasası vesairesi. Evet. Bunu şimdi birleştirmeden önce başka ne çıkıyor içerisinden ona bakalım. Evet. Namluda 3 numara şok takılı arkadaşlar. Ve 2 tane daha şok geldi yanında. Mobil şok. Bakalım. Evet. 5 numara mobil şoku. Şöyle göstereyim. Evet. Ve bu da zannedersem 1 numara olması lazım. Evet, tek çentik 1 numara mobil şoku. Evet. Ben genelde 5 numara ile avlanıyorum. Bıldırcın çulluk. Keklikte belki 3 numarayı takarım. 1 numarayı da ördek avlarımda kullanmayı düşünüyorum şoku. Evet, bunlar da şoklarımız yanına gelen. Başka şöyle bir İtalyanca yazı. Bunu şöyle koyalım. Gun Oil. Evet, Beretta'nın kendi orijinal yağı arkadaşlar. Şu küçük. Beretta kendi gönderiyor. Bununla temizlik yapacağız. Deminki çıkan yağ zannedersem bayi hediyesiydi. İşte Beretta'nın kendi yağı. Evet. 2+1 kitapçıkları vesaire. Beretta'nın. İşte zannedersem orijinal çek defteri gibi. Evet. Burada değişik tüpeğe yapılmaması gereken şeyler vesaire. Burada garanti belgesi bu arkadaşlar. Tüpeğin aynı çek karnesi gibi. 1+2 diyor. 2 yıl herhalde ne bileyim. 1+2 3 yıl mı garantili artık neyse. Bilemiyorum. Gerçi bu silahlar kolayla bozulmuyor. Yani aldınız mı ömürlük oluyor genelde başta bir arıza yoksa. Ya da sizin kendi hatanız olmazsa. Burada A400'ün zannedersem şu kalınlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Türkçe var mı içerisinde bilmiyorum. Manuel el kitapçığı diyor. Daha sonra bakarım şimdi. Şurada faturası. İrsaliyeli fatura. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yersiz tüfek nakil belgesi içerisinde. Ve buna bilgilendirme vermiş. Zaten yeni geldi. Fatura dün kesildi. Sistemlerde arıza varmış yeni bu denlerde. Evet, burada da şöyle bir X-Polo modeli Beretta'nın A400 X-Polo Unica. Tabi biz ultralight modelini aldık. Bu içinden bu çıktı. Kick-off. Yani kick-off sistemi yok zaten bizimkinde. Düz sistem dipçikte. Yani çok sade bir tüfek istedim. Çok böyle işte kick-off'lu vesaire vesaire değişik değil. Ne kadar sade olursa, ne kadar az özelliği olursa avda bence performansı ve bozulmama oranı o derece artıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde sade, hafif olsun. Avda en önemli şey hafiflik ve tabii ki seri atış yaparken fişek seçmemesi. En önemli özelliği bu. Şimdi şuradan silah montajını yapalım bakalım. Benim silahtan farklı bunun
kullanmış olduğum Vursan model 2000 modelinden farklı. O da Beretta'nın silahı. Evet. Bunu şimdi nasıl yapacağız? Bakacağız arkadaşlar. Mekanizmamızı geriye çektik önce. Evet. Evet. Şu şeridi, kasadaki şeride hizaladık. Şimdi zannedersem kundağımızı takacağız. Bu kadar basit. Evet, kundağımızı da tam oturtturduk. Oturuyor zaten hemen. Şık diye. Evet, bu da gayet güzel. Şuranın şeyi. Segmanlı. Çok fazla sıkmaya gerek yok zannedersem. Evet. Şimdi mekanizmayı düşüreceğiz. Şu düğme, düşürme düğmesi bütün tüfeklerde olduğu gibi. Evet, çok yumuşak bir düğme. Hemen bastık mı düşüyor. Ve silahımızın sesine bir bakalım. Evet. Ve hafifliğini hissedebiliyorum arkadaşlar silahın. Gayet hafif ve nişana çok güzel geliyor gerçekten. Emniyet, evet, emniyet burada. Benim önceki silahım da şuradaydı emniyet. Burada tetik koruma muhafazasının önüne almışlar. Yani şuradaydı. Bu tüfeğim de burada, Stalker da burada, yani vursam da. Evet. Şu şekilde duracak parmak çünkü sürekli. Hiçbir zaman tetikte durmayacak. Tetiğe sadece basacağımız zaman geçireceğiz parmağı. Bu şekilde durduğu zaman ona göre ayarlamışlar. Tabancada da aynı bu şekilde. Kuş olduğunu hissettiğimiz anda basacağız. Bu şekilde hazır bekleyeceğiz. Ve horozu düşüreceğiz. Evet, mekanizmamızı şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi döner kafa. Yani fişeği çekerken sıyırmaması için arkadaşlar bu. Bazı fişeklerin arkasındaki metal kısım mekanizma çok hızlı hareket ederken sıyrılabiliyor. Fişek hatasından dolayı. Sıyırmamak için dönerek çekiyor. Bu döner kafalarda biliyorsunuz. Genelde mekanik silahlarda oluyor. Bu dediğimiz gibi hem gazlı sistem hem mekanik sistem kendinden temizleme. Mekanizma hareket ettikçe gaz pisliklerini kendisi temizleyen bir sisteme sahip. Beretta'nın kendi özel sistemi. Evet, şimdi silahımız bu şekilde. Şurada bir kundağında ek yeri gibi. Evet, bu da dizi var. Bu da nazar boncuğumuz olsun bizim. Şurada sanki şurası ayrı parçaymış, burası ayrı parçaymış gibi gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bu tarafında yok. Şurada Beretta amblemimiz. Şurada evet, karbon fiber olduğunu gösteriyor tüfeğin. Kabza altı şeyi kısmında. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir tüfek bu şekilde. Açısı gayet iyi. Hem de çok çok iyi. Hiç açı ayar kulu takmamıza gerek yok. Çok güzel nişana geliyor. Ve yakışıklı bir silah. Arkadaşlar beğendim. Gerçekten yeni model, yeni sistem. Yakışıklı bir silah. Şuradaki kavisi olsun. Şuradaki çulluk resimleri olsun. Evet, şurada seri numaraları mevcut. Evet, Beretta yazıyor. Evet, bu mekanizma, kendine ait özel bir mekanizması var. Ve şurada da bunları çizik zannettim bir anda. Fakat özel lazerle yapılmış. Bakın arkadaşlar, çizik değil bunlar. Yani
rüzgar görüntüsü gibi çulluğun önüne ve şurada gördüğünüz gibi Made in Italy. Evet. Tamamen İtalyan yapısı. Ve şeyimiz çok güzel. Dipçiğimiz güzel. Evet. Zaten çizilecek arkadaşlar. Bu tüfek altayken hani çizilecek. İster istemez çizilecek. Dikkat edeceğiz tabii ki çizilmemesi için ama bizim buralarda diken çok, biraz namluyla videolarımızda seyretmişsinizdir. Diken açıyorum. Evet, silahımız bu şekilde. Bu silahın arkadaşlar atış testlerini sizlere önümüzdeki videolarda da ayrıyetten yayınlayacağım. Her gramajla fişekleri deneyeceğiz. Kurşun deneyeceğiz. Atış seyredini deneyeceğiz. Bakacağız. Silahın atış testleriyle ilgili de videolarımız önümüzdeki günlerde inşallah çekeceğiz, göndereceğiz. YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Sizleri bilgilendirmek amaçlı. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır bu video. Merak eden arkadaşlara. Çünkü biliyorum ki avcı arkadaşlar bütün silahları derinlemesine incelemek istiyorlar. Evet, bu da 4. ya da 5. silah kutu açılımı ve tanıtım videom olacak kanalımda. Bundan sonraki avlarımın da büyük kısmını bu silahla yapacağım. Av performansını da önümüzdeki sezon bıldırcın, keklik, çulluk, tavşan ve ördek avlarında deneyeceğiz arkadaşlar. Şoklarımızı kombine ederek, her hava göre şokumuzu takarak. Burada önümüzdeki sezonki avlarda bıldırcın avlarımızda 5 numara şoku kullanacağız. Bıldırcından sonra üveyik, yani bıldırcınla birlikte geliyor üveyik sezonu. Üveyikte 3 numara ya da 1 numara şoku kullanacağız. Üveyik avına gidersek, ben pek güvercin avını sevmiyorum ama üveyik avını seviyorum ayrıyetten. Onun dışında keklik sezonu açılacak. İnşallah Ekim ayında önümüzdeki sezon. Bu virüs belası da başımızdan gitmiş olur. Keklik avında kekliğin meradaki kalkış durumuna göre 5 numara ya da 3 numara şoku takmayı düşünüyorum. Peşi sıra hemen ördek ve çulluk avları açılacak zaten. Ördek ve çulluk avlarında gene çullukta benim vazgeçilmezim 5 numara şoktur. Yani çabuk yayan. Ve ördek avında da duruma göre parlama ördeklerde 5 numara, 3 numara, 1 numara meranın durumuna göre gene seçim yapıp o anki esnada karar verip kullanacağız şoklarımızı. Buradan da hani bilgilendirme amaçlı kullanıyorum. Önceki silahım 55 namluydu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni tüfeğim 61 namlu. Bunun 66 ve 71 namlusu da var. Fakat uzun namlu sevmediğimi daha önceki videolardan söylemiştim. En kısa namlusu bu ithal silahlarda. 61 namlu Beretta'da mevcut. O yüzden bu silahı seçmemdeki bir sebep de bu. 61 namlu olması ve çok hafif olması. Evet, umarım sizlere faydalı olmuştur. Merak eden arkadaşların merakını gidermişizdir. Merak ettiğiniz başka konular varsa eğer videomuzda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı cevaplıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere derken arkadaşlar, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Ayrıyetten de buradan abonelerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.